İstanbul'da son günlerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi özelinde baktığımızda bize müracaat eden vaka sayılarında belirgin bir artış olduğunu söyleyebiliriz. %30 gibi bir artış var. Ama yaptığımız testlerdeki pozitiflik oranında henüz belirgin bir artış yok. Yatan hasta sayımızda da şu anda belirgin bir artış yok. Bugün itibariyle toplamda 38 tane hasta yatıyor. Yoğun bakım ünitemizde 6 tane hasta yatıyor. Biz ikinci pikte yoğun bakım ünitemizde 55 tane hasta yatırmıştık. Ve yoğun bakım kapasitemizi 55'e çıkarmıştık. Tamamı dolmuştu yataklarımızın. Şu anda yoğun bakım ünitesinde 6 tane hasta yatıyor. Ve pozitiflik oranları son bir aydır, hatta 45 gündür %5 civarında, %5'in altında. Mart 2020'den bugüne kadar 180 binin üzerinde test yapmışız ve 21 bin gibi pozitiflik oranı var. Bu %11 gibi. Yani tüm pandemi boyuncaki ortalamamız o şekilde. Ama son 45 gündür %5 civarında, 5'in altında. Ama bunun önümüzdeki günlerinde artma potansiyeli ihtimali var mı? Var tabii ki. Çünkü müracaatlar arttı ve bu, yani İstanbul genelinde baktığımızda da ciddi bir artışın olduğunu diğer hastanelerde de gözlemliyoruz. Halkımızın da bu kısıtlamaların gevşetilmesini, salgının bittiği anlamında algılamaması ve yine fiziki mesafeye, maskeye, hijyen şartlarına daha fazla dikkat etmesi gereken bir süreçteyiz ki bu salgınla mücadelede başarıya ulaşalım. Yine bulunan kapalı ortamların havalandırılmasının çok önemli olduğunu, aile içi bulaşları engellemek için gerekirse evde bile fiziki mesafelerin korunduğu bir süreçte, tabii ki aşılamanın da tünelin ucunda görünen ışık olduğunu hep söyledik. Aşılamayla ilgili de ülkemizde 10 milyonun üzerinde kişi, özellikle 65 yaşının üzerinde hastalık için daha fazla riske sahip olanların aşılanmasının da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Sürü bağışıklığı gerçekleşene kadar da herkesin bu tedbirlere daha fazla uyması gerektiğini düşünüyorum. Mart 2020'de hastalığı bizler de bilmiyorduk. Hepimiz için yeni bir hastalıktı ve panik halinde testi pozitif çıkan herkesi hastaneye yatırdığımız bir süreci yaşadık. Şu anda biraz daha bilgilerimiz oturdu. Hastalığı biraz daha iyi, o zamana kıyasla daha iyi tanıyoruz. İkinci dalgada ise Eylül'ün ikinci yarısı, Ekim, Kasım aylarındaki dalga tsunami gibi geldi. Birinci dalgadan çok daha fazla sayıda COVID'e yakalanan insan oldu. O zamanlar yaptığımız testlerde pozitiflik oranı %20'nin üzerindeydi. %30'ların olduğu günleri gördük ve hastaların çoğunu zaten yatırılmadı. Tedavisi verilerek evine gönderildi, genel durumu iyi olanların. Genel durumu bozuk olanlar yattı ve yoğun bakım ünitemiz tamamen doldu. Şimdi üçüncü dalga olabilir mi? Evet, olabilir. Ancak ben ikinci dalga kadar şiddetli bir dalga doğrusu beklemiyorum. Çünkü risk grubundaki birçok insanımızın aşılanmasının bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bir de önümüz yaz, açık havada daha fazla zaman geçirilecek günler olacağını düşünüyorum, ama bu kimseyi rehavete sevk etmemeli. Hepimiz maskeye, fiziki mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekir. Bulunduğumuz ortamları havalandırmamız, kapalı mekanlarda fazla zaman geçirmememiz çok önemli. Bilindiği gibi şu anda Avrupa ülkelerinde de ciddi bir yükseliş aşıya rağmen gözlemleniyor. Bizde de ilk müracaatlarda ciddi bir artış var. Bize yansımasa da bazı merkezlerden gelen haberlerde pozitiflik oranında da ciddi bir artış var. Yine gözlemlediğim kadarıyla valilik bu denetim, ciddi manada uyarı ve denetim mekanizmasını harekete geçirmiş vaziyette. Ama her şey yine bizlerin bu kurallara uymasıyla sonuçlanacak. Hepimizin bu kurallara uyma yükümlülüğü halen devam ediyor.